belge içerisindeki her bir obje yeni bir katmanda bulunur. Her yeni katman sayesinde o objeyi seçebilmemize ve üzerinde değişiklikler yapmamızın temelidir katmanlar. Illustrator'da kullanıcı tarafından kullanılabilen katman tipi bulunmaktadır. Yani siz eğer kullanmak isterseniz kullanırsınız. Photoshop'ta örneğin böyle bir durum yoktur. Photoshop'ta o katman yapısını göz ardı edemezsiniz. Ama Illustrator'da belirli bir düzende projelerinizi ilerletmek veya yönetmek, projelerinizi üzerinde çalışmak isterseniz, o tasarımlarınızı hazırlamak istediğiniz anda Layers paneli üzerinden düzenli bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Örnek çalışma dosyasını açabilmek için Illustrator CS6 örnek dosyalar içerisinden nesne yapılarını anlamak ve Layers paneli dosyasını açalım. Açtıktan sonra belgeye baktığımızda şu anda 3 tane farklı renge sahip dörtgen görüyoruz. Bu objelerden mavisi üstünde bulunan 2 tane dörtgenin altında, mor olan mavinin üstünde ve pembenin altında, pembe de en üstte bulunuyor. Bunu katmanlar üzerinde baktığımız zaman Layers panelini açıyoruz. Layer 1 ve Layer 2, iki tane ana katman görüyorum şu anda. Katmanlardan altta olan Layer 1 içerisinde mor dörtgeni ve mavi dörtgeni görüyorum. Layer 2 ana katmanında ise pembe dörtgen en üstte bulunuyor. Burada mavi ve mor katman durumunu incelediğimizde, evet, mor mavinin üstünde. Burada da listeye baktığımızda, katman listesine baktığımızda da mor obje mavi objenin üzerinde. Bunların üzerinde de yine sıralamaya doğru pembe de bu ikisinin üstünde bulunuyor. Evet, iki farklı düzen var. İlk düzen buradaki ana katmanların olduğu düzen. Bu ana katmanlar, kapattığımız zaman şuradaki üçgenlerine tıklayarak daraltıyoruz yani bu şekilde. Daralttığımızda Layer 1 içerisindeki bütün objeler Layer 2 objesinin altında bulunuyor. Layer 1 objelerinin tamamını üste almak için Layer 1'i tutup bir üste doğru sürükleyip almamız gerekecek. O zaman Layer 1 katmanı içerisindeki bütün objeler Layer 2 objelerinin üstünde duracaktır. Bunu tekrar terse çevirip ilk haline dönelim. Burada ana katman Layer 1 katmanı içerisinde de iki farklı obje var. Bu iki farklı objenin de alt üst ilişkilerini burada görebiliyoruz. Hangisi altta, hangisi üstte olduğunu görebiliyoruz yani. Bunlardan üstte olanı tutup aşağıya doğru çektiğimde burada da aynı hizalama, sıralama görünümünü görüyorum. Üstte olan mavi, evet, mavi mor dört üstünde görünüyor şu anda. Tabii bu sıralama işlemlerini, yani objeleri arasındaki alt üst ilişkilerini ayarlarken Layers panelinde bu ana katmanların yeri büyük. Bu ana katmanlar içerisindeki mavi dörtgeni bütün objelerin üstüne alabilmek için öncelikli olarak ana katmanı değişmesi lazım. Yani Layer 2 içine geçmesi lazım. Layer 2 içerisine geçtikten sonra da Layer 2 içerisindeki pembe dörtgenin üstüne çıkması lazım. Bu şekilde objelerin altta kalmalarını veya üstte kalmalarını ayarlayabilirsiniz. Ancak karmaşık bir illüstrasyon yaptığınızda buradaki katman sayınız yüzlere, hatta binlere çıkabilir. Bu kadar katman içerisinde birkaç nesneyi birkaç adım yukarıya alabilmek için veya bir nesneyi 7-8 adım yukarıya, en yukarıya almak çok zor olacaktır. Bu işlemi biraz daha kolaylaştırabilmek için yapabileceğimiz basit bir işlem var. Bunu görebilmek için altı son dörtgenin yanına buradaki pembeyi ve maviyi de alalım. Layer 2 ana katmanın altında artık herhangi bir obje olmadığı için, bakın, üçgen de kayboldu. Bu Layer 2 katmanı da seçiliyken silebiliriz. Sildikten sonra artık Layer 1 ana katmanı içerisinde 3 objemizi de görüyoruz. Artık birbirleri arasında rahatlıkla sıralama yapılabilir. Bu sıralamaları yaparken katman panelinin haricinde kullanacağımız yöntem Arrange uygulamasıdır. Arrange için öncelikli olarak bir objeyi seçili hale getiriyoruz.
Şuradaki pembeyi seçili hale getiriyorum. Ve pembeye sağ klik yaptığınızda Arrange seçeneklerinden Bring to Front, en üste al, Bring Forward, bir üste al, Send to Backward, bir kademe altı al veya Send to Back, en alta gönder seçenekleri bulunur. Bring to Front diyerek en üste çıkmasını sağlayabilirsiniz. En alta gönderebilmek için Arrange, Send to Back. Bir iki uygulama daha yapalım. More dörtgeni bir kademe altı almak istiyoruz. Sağ klik, Arrange, Send Backward diyerek bir kademe altı alabiliriz. Veya bir önceki durumuna dönüştürebilmek için, pembe ile mavinin arasını alabilmek için yine More objeyi seçip Arrange Bring Forward seçeneğiyle bir kademe yukarıya aldığımız için pembenin hemen üstüne geçmiş olacaktır. Tasarımlarımızı yaparken özellikle buradaki yapmış olduğumuz alt üst sıralama seçeneklerini çok fazla kullanırız. O yüzden Arrange seçeneklerinin tam olarak nasıl kullanıldığını alıştırmalar yaparak kendinizi daha iyi geliştirebilirsiniz.